her çocuk üstün yeteneklidir. Evet. Her çocuk üstün yetenekli midir? Bunu anlamak için velilerin ne kadar gözü açık olması ya da EQ'larının belki yüksek olması gerekiyor. Bu nasıl anlaşılır? Bir kere her çocuk üstün yeteneklidir kitabın adı ama benim temel argümanım bu değil. Zaten çocuklarda yetenekten çok potansiyel kelimesinin kullanılmasını tercih ediyorum. Çünkü o potansiyel uzun vadede yeteneğe dönüşebilir ya da dönüşmeyebilir. Bazı çocuğun potansiyeli daha geç dönemde ortaya çıkabilir. Burada bazı temel faktörler var. Bir, evet, herkesin farklı bir alanda, ben her çocuğun farklı bir alanda içinde kendine özgü, biricik potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. Bu eğer içsel motivasyonla birleşirse, bilinçli pratik dediğimiz sistemli bir çabayla birleşirse, ilgili bir aile ortamıyla, doğru ekosistemle birleşirse, sebatkar bir karakterle birleşirse o zaman üstün yeteneğe uzun vadede dönüşebilir. Mesela ekosistem konusunu da çok önemli buluyorum. Ekosistem, içine doğduğun ortamda ekosistem önemlidir. Mesela işte Steve Jobs örneğini alalım. Üstün yetenekli biri değil mi? Steve Jobs Suriye doğumlu. Babası bir Suriyeli, öz babası. Fakat yoksul oldukları için, koşulları el vermediği için onu Amerikalı bir aileye evlatlık veriyorlar. Ve Steve Jobs bu sayede Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nde büyüyor. Sürekli teknolojiyle iç içe olduğu bir ortamda büyüyor. Eğer orada olmasaydı, Suriye'de kalsaydı, o bombaların altında, o yoksulluğun içerisinde, o zorlukların içerisinde yine Steve Jobs olur muydu? Çok zor ihtimal. O yüzden ekosistem potansiyelin gelişiminde, yeteneğe dönüşmesinde ve sürdürülmesinde çok önemli. Yani bizim bilim insanlarımıza da bak, Canan Dağdeviren, Aziz Sancar, bu insanlar belli bir süre burada kaldılar. Ama sonra ne oldu? Yurt dışına gittiler ve oralarda hayatlarını ve bilimlerini sürdürüyorlar. Neden diye sorulduğunda da bilim özgürlük isteyen bir ortam. Bilim kaynakların ayrılmasını isteyen bir ortam. Bilim ilgi görecek ki, desteklenecek ki yükselsin. Dolayısıyla bu olmadığı zaman, bu ekosistem olmadığı zaman kişinin çabaları belli bir yerde güdük kalıyor. Ben eminim ki Türkiye'de potansiyeli yüksek sayısız çocuklar var. Ama bu imkanlarla buluşamadıkları için maalesef o potansiyellerin ortaya çıkması çok mümkün olmuyor. Zaten eğitim sisteminde de, yani okullarda da ilgi ve yeteneklere göre bir eğitim yok ki. Dolayısıyla ben çok üzülüyorum, yani şu anda bir beyin ziyanı var, bir potansiyel ziyanı var. Ama hiçbir zamanda tabii ki şeye de teslim olmuyorum, yani hani böyle ortam, böyle koşullar kötü. Bu koşullar içerisinde de ailelerde insanların kendisi de potansiyellerini inşa etmek için imkanları el verdiğince ellerinden geleni yapabilirler. İlgi ve yetenek alanlarında şu anda birçok yerden bilgiye erişim kolay nispeten. Kitaplar okuyabilirler, eğitimlere katılabilirler, karakterlerini inşa edebilirler. Yani dolayısıyla mahkum değiliz bize verilen bu koşullara. Bunun içinden çıkmaya çalışan yine bence başarılı olacaktır diye düşünüyorum.